Merhaba arkadaşlar. Tekrardan İngilizce LGS sınavı için İngilizce soru çözümü videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15'er 15'er sorularımızı çözüyorduk. Bu süreçte de bayağı soru çözdük. Birkaç tane artık deneme sınavımız kaldı. Sona da yaklaşıyoruz. Umarım güzel geçeceksiniz sınavınızda. Ben inanıyorum ki. O yüzden hiç zaman kaybetmeden hemen soru çözümlerine başlayalım istiyorum. Ve direkt birinci sorumuzu gösteriyorum. Evet, bakalım ne demiş? Not given the picture. Şimdi direkt bakıyorum. Aşkında mix all ingredients demiş. Bütün malzemeleri karıştır. Böyle bir görselimiz yok diyorum. Hemen aşkını işaretleyip bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet. Which of the following correct according to the card? The party will be at the cafe in this City Center. Bakalım nerede olacakmış? Location demiş. School Garden demiş. Kafe değil. O zaman yanlış. We don't know how many guests will join. Kaç kişi katılacak biliyor muyuz? Hayır, tabii ki de bilemeyiz. Bu çünkü bir davet. O yüzden bu doğru. Tamam. Dediğim gibi davetlerde hiçbir zaman kaç kişinin katılacağı ile ilgili bilgi olmaz. Tamam. Üçüncü soruya bakıyorum. Which picture shows the second step of the recipe? İkinci aşamayı söylemiş. First, second. Bunu soruyor bize. Chop all ingredients and put them in a bowl. Bakalım. Chop demiş. Şimdi AB'yi direkt eliyorum. Add some olive oil. You can also some lemon. Serve it with meat dishes. Şimdi şu servis kısmı oluyor. Bu artık şunu almamız gerekiyor. Tam olarak bize doğradığı aşamayı vermemiş mesela burada. Ama şimdi zaten çoban salatada çorbanın ne işi var? Bu bir. Yıkama aşamasını geçmiş. Şurada kaşık var, şurada görüyor musunuz? O kaşık olduğu için de bu da servis aşaması diyorum. Ama şurada bir limon sıkma olayı vesaire olduğu için artık bunu almamız gerekiyor. Direkt kat olarak vermemiş ama böyle vermiş. İlginç. Peki dördüncü soruya geldim. Which one is not correct according to the chart? Yanlış olanı buluyoruz. Rose never does homework at weekdays. Şimdi weekday, şunlar da weekend. Weekday'de homework yapmıyor mu? Yapıyor. Bak burada var. Yanlış. Not correct demiş zaten. Evet, cevabımız A. Tamam. Bakalım. Does not Brad ask him? Sorularımız var. Well, I usually have with my close friends. Kimlerle olursun vesaire gibi. Ya da ne yaparsın gibi bir şey olması lazım. Çünkü hatta şöyle, direkt bu soruyu sormuş zaten. What do you do in your free time? Bu bir. Bunun cevabı burada. Arkadaşlarımla olurum demiş. Bir şey söylüyor. How nice. We usually play basketball. Ne yaparsın demesi lazım. What do you prefer doing with your friends? Bu buraya geldim. Son bir şey soracak. Usually at weekends. Ne zaman? Sometimes after school. O zaman when do you have time with your friends demesi lazım. Hani bir zaman belirttiği için when ile sorması gerekiyor. Burada ne demiş? I see. I prefer staying at home with my family. Yani how many demesiyle değil de şunu diyecek. What do you usually do in evening? Akşamları hani ne yaparsın? Genelde evde olmayı tercih ederim diyecek. Ama sayısal bir ifadeye karşılayan herhangi bir değerimiz olmadığı için D şıkkını direkt işaretliyoruz. Choose the correct option. Bakalım. Hello, this is Sam. Hi Sam, this is Linda. Bir şey. I'm not. Why do you ask? Çok çözdüğümüz soru tiplerinden bir tanesi. Hani meşgul müsün, yoğun musun vesaire gibi bir soru soracak ki o da davet edecek. Are you busy next Saturday morning? Meşgul müsün? Değil mi? Direkt I'm not. Hayır değilim. Evet, burada iki tane sorumuz var. Şimdi şunu bir şöyle çekelim ki D şıkkını da şöyle görebilelim.
Ne demiş şimdi bize Helen and David? Şimdi bu David yazmış. Bunu da Helen yazmış. David Lima yazmış. Helen da Emily'ye yazmış. Tamam mı? Şimdi burada. Şimdi kabul mü ediyorlar, red mi ediyorlar? Bakalım önce ona. It's my birthday. Ha, bu bir davette bulunuyor David. Tamam mı? I'm inviting some friends. Would you like to come? Bu davet ediyor. Helen ne yapıyor? We are finally in new house. The party start. Bu da davet ediyor. İkisine bir davet mektubu yazmış. Davet mektubunu gönderenler. Şimdi accept yapamaz davet yazan, refuse yazamaz yapamaz davet yazan, excuse yapamaz. Ama they are the sender, gönderen kişiler mi bunlar? Evet, gönderen kişiler, o yüzden Denizli doğru diyorum. Which of the following is making an invitation? Davet yapan cümle hangisi demiş? See you olmaz. We are meeting olmaz. Would you like to come? Gelmek ister misin? Davet cümlesidir. Cevaplarımızı da bunu işaretliyoruz. Baktığımızda farkındaysanız maillerin içeriğiyle ilgili bize hiçbir şey sormamış. Direkt gönderen kişiler olduğunu sormuş ve hatta şu sorunun yukarıyla hiç alakası yok. Sadece davet eden cümle hangisidir diye sormuş. O yüzden ne kadar uzun gözükse de çok daha kolay, basit bir iki soru karşımızda çıkmış. Peki, we don't need any blah blah to make cookies. İhtiyacımız olmayan şey hangisi diye sormuş. Şimdi bakalım. Egg, flour, butter, sugar. Butter, sugar, flour. Peki egg var mı? Yok. O yüzden cevabımız Denizli diyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum hemen. Burada ne demiş? Is not suitable to complete the dialogue demiş. Uygun olmayanı bulacağız. Peki ne demiş burada? May I speak to Mr. White please? Blah blah. Would you like to leave a message? Şimdi leave a message diyorsa buranın bir kere hani ne olması lazım? Böyle hani meşgul vesaire, şu an burada değil vesaire gibi bir şey olması lazım. He is not available at the moment. Olur mu? Olur. He's out of the office olur mu? Bu da olur. Meşgul çünkü. I'm sorry but he is busy now. Meşgul diyoruz. Yine bu da olur. Ama şu cevabımız bizim buraya uygun olmaz diyorum. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Yine ikili bir sorumuz varmış. Bakın. Complete the sentence. This text is. Ne bu? Bakalım. Yes, hold on. Thanks. How do you do? Martin, Mrs. Pepper, Martin, Jason. Bu bir telefon konuşması mı? Evet. Cevabımız A. Bu kadar basit. Peki, which sentence show that Jason will help Martin? Jason will help Martin demiş. Şimdi bakalım projeden nerede bahsediyor? Burada bahsediyor. Bunun cevabını da can you help me? Sure. Tabii ki. O zaman cevabımız ne oluyor? D oluyor. Bu kadar basit. Gidip hem bunlar mesela see you zaten görüşürüz demek. Okay, thanks. Teşekkür etmiyor. Yardım edecek kişi bunu söylemez. Not really. Olabilirdi. Ama projenin geçtikten sonraki yerine bakmamız burada önemli bizim için. Tamam. 13. soruya geldim. Two people are going to attend party. Who are they? Kimler katılacakmış? Bakalım. Kime göndermiş bunu? Nadia ve Mia'ya göndermiş. Kim göndermiş? Lia göndermiş. Zack and Patsy are coming too demiş. Kim geliyor o zaman? Bunlar geliyor. Bu kadar kolay. What is Eric like? Nasıl bir insan? Bakalım. I think he is too relaxed. Çok rahat. Rarely share problems, never minds. Kimseye önemsemiyor. Kimseyle iyi anlaşmıyor. Hiç kimseye yardım etmiyor. Olumsuz bir özellik, laid back diyorum. Yani biraz böyle şey demiştik buna. Rahat, gevşek, işte too relaxed dediğimiz kısım. Tamam.
Ve videomuzun son sorusu. Nelson Love Reading. Nelson'a bakıyorum. Hemen şurada vermesi gerekiyor. I am fond of biographical books. But I dislike. Aynen dislike demiş. Falan filan. Benim istediğim o zaman ne oluyor? Biographical books. O zaman Benjamin Franklin diyorum. Ve sorularımızı da sonlandırıyorum bu şekilde. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Unutmayın ki believe you can do it diyorum. Yapabileceğinizden emin olun. Başarılar diliyorum. Şimdiden tekrardan kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.